Gördüğünüz gibi Mars'ta sevinçli bir yaşam başlıyor. Dolayısıyla hocamın mesajını gayet net bir şekilde aldım. Nuran Aksu'yu buraya davet edeceğim. Nuran bizimle bu foruma özel yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını paylaşacak. Neyin beraberinde? Sonbaharda yapılmış olan itibar eğilimleri araştırmasının çıktılarıyla birlikte. Nuran. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sahir Bey'in aktardığı gibi ben bugün paylaşacağım araştırmayla ilgili bazı kısımları hızlı geçeceğim ve repmen.com.tr'de araştırmanın detaylarını ilerleyen zamanlarda bu araştırmanın devamında gelecek destekleyici araştırmaları da bulabilirsiniz takip ettiğiniz sürece. Ben bugün neyi aktaracağım aslında? İş dünyası nezdinde itibar eğilimlerinin ne yönde olduğunu ve sürdürülebilirliğin de hangi konumda konumlandırdığını bir yandan aktarmaya çalışırken, diğer taraftan da iş dünyasının gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarına kanaat önderlerinin ne kadar samimi bulduğunu aktarmaya çalışacağım. Onların nezdinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarıyla. Paydaş'ta son çeyrekte, 2016'nın son çeyreğinde görüştüğümüz iş dünyası temsilcilerinde 541 tane profesyonelle görüşüldü ve bunların hepsi yönetici pozisyonundaydı. 50'ye yakın sektörden şirketlerle araştırma gerçekleştirildi. Her iki araştırma da online araştırma yöntemiyle yapıldı. Bu araştırma kapsamında kanaat önderleri tarafındaysa yarısını sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu görüşmeler, diğer yarısını ise akademisyen, medya ve konuyla ilgili iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu bir örneklem yapısı vardı. Sivil toplum kuruluşları tarafındaysa yine ikiye ayrıldı yapı. Bir tarafı iş dünyasıyla ilgili olan ve sürdürülebilirlik konusu ana teması olan veya bunun etrafında hizmet veren sivil toplum örgütleriydi. TEİT, TKYD gibi, UNDP, Şeffaflık Derneği gibi. Bir tarafta da topluma odaklı derneklerdi. Koruncuk, ÇEVKO, aynı zamanda iş dünyasıyla da ilgili. Ya da Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi. Mart 2017 yani bu ay gerçekleştirildi. Kanaat önderleriyle yapılan araştırmada. İlk etapta iş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmada aslında itibar ve sürdürülebilirlik ilişkisini anlamamıza destek sağlayacak olan bir kurgu oluşturulmuştu. Neydi bu kurgu? İtibar yönetimini tepe anlamda oluşturan 3 ana boyut sorgulandı. Yönetim kalitesi, işveren markası ve kurumsal sorumluluk konuları. Ve bunun altında da her 3 konuyu da ifade eden, her birinin altında detaylandırılmış performans konuları vardı. Ve toplamda 32 tane, ki bu çok daha fazlası var ama en tüm dünya ve Türkiye için en önemli konular olan 32 tane bu konuları ifade eden detay performans konusu 541 tane iş dünyasını temsil eden yöneticiye sorularak gerçekleştirildi. Ve şu çıktı ortaya, bunun detaylarına girmiyorum ama dediğim gibi web sitesinde veya bize ulaşarak detaylara ulaşabilirsiniz. İtibar eğilimleri tarafında az önce de söylediğim gibi bu 3 boyutun altında sorgulanan 32 konuda özellikle kurumsal sorumluluğun 2017 senesinde ve önümüzdeki birkaç senede çok ciddi olarak önceliklerini gireceğini gördük. Yönetimin altında biraz daha eskiden gelen ve default olan, yani artık kalması gereken müşteri memnuniyeti, yenilikçilik gibi konular devam ederken aslında işveren markası ve kurumsal sorumlulukta çok net ve önemli iki mesaj çıktı. Biri insan haklarının temeli olan İnsan odaklı politikaların çalışan işveren markasında devreye girdiğini, hem 2017 hem önümüzdeki birkaç senede girdiğini ve gireceğini gösterdi. Kurumsal sorumluluk tarafındaysa tamamen konunun biraz daha içselleştirilmesine yönelik konularla birlikte en güzeli son 6 senede ilk kez bu kadar yüksek oranda yakaladığımız çevreye duyarlı politikaların da artık gündeme alınması gerektiğiydi.
3 boyutun içerisinde en fazla kriteri istatistiki olarak gerçekten bu 541 yöneticinin farklılaştırarak en yoğun olarak kurumsal sorumluluktaki konuları önümüzdeki dönemde itibarımızı yönetirken devreye girmeliler şeklinde ifade ettiğini gördük. Yani itibar yönetiminde artık 2017'de evet yönetim kalitesi işveren markası devreye girecek ama bunların daha öte kurumsal sorumluluk tarafında artık daha fazla konuyu yönetmeye başlayacağız mesajını verdiler. Biraz daha kurumsal sorumluluğun altını irdelediğimizde neler bu yöneticiler nezdinde öne çıkıyor ve Türkiye'deki şirketleri ne kadar başarılı buluyorlar diye incelediğimizde ise gördüğünüz mavi olanlar öncelik. Yani yeşillere konsantre olmadığınızda ve baktığınızda mavi olanların öncelikle önümüzdeki dönemde hangi konuların ne oranda önceliklerini alacaklarını belirttiği sonuçlar. İlk etapta sorumlulukla ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalarda söyledikleriyle yaptıklarının tutarlı olması. Aslında itibarın mottosu olan kelimeyi burada kurumsal sorumlulukta %58 gibi bir oranla bu konu en öncelikli ve gündemimizde yönetmemiz gereken konu olmalı şeklinde ifade ediyorlar. İş alanlarında olduğu kadar sosyal ve toplumsal konularda da rol model olmaya özen gösterme %56, sosyal sorumlulukların ticari beklentiden uzak olarak gerçekleştirme %46, yine kararların çevresel duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle alma %39 gibi bir oranla anlamlı olarak diğer kriterlerin önüne geçiyor. Burada enteresan olan konu aslında şu. Tüm konuların başarı sıralamasına baktığımızda hiçbir konuda gerçek anlamda başarılı bir performans göstermediğini Türkiye'deki şirketlerin belirtiyor. İş dünyası profesyonelleri. 32 konu, diğerlerinin detayına girmiyorum ama burada aktaracağım. Bu 32 tane yönetimin işveren markasının ve kurumsal sorumluluğun altında irdelenen 32 konuda yöneticilere sorduğumuzda iş dünyasında yani Türkiye'deki şirketlerin başarılı olduğu konular hangileri diye sorduğumuzda sadece 3 konunun 0 performans aldığını görüyoruz. Yöneticilerin tamamı 3 konuda Türkiye'deki şirketlerin hiçbiri başarılı değil yanıtını veriyor. Nedir bunlar diye baktığımızda çevreye karşı duyarlılık, yenilebilir temiz enerji kullanımını tercih etmesi ve sorumluluk anlayışını tedarik zincirinden başlayarak satın alma tedarik zincirinden başlayıp tüm paydaşlarına örnek olacak şekilde yönetmesi konularında Türkiye'de hiçbir şirketin başarılı olmadığı ifade ediliyor. Bütün yöneticilerin 541 yöneticinin %20'si ise hiçbir konuda yani sadece bu 3 konu değil kurumsal sorumlulukla ilgili hiçbir konuda başarılı değiliz. Aslında burada fırsat alanlarını gösteriyor bu slide. Neler yapılması gerektiğini ifade etmesiyle birlikte çok geride olduğumuz konuda yapacağımız her şeyin ne kadar etkili olabileceğini de mesajını veriyor. Peki diyoruz biraz daha kırsak ve bu işin altına imza atacak, liderliğini yapacak olan en üst düzeydeki CEO yönetim kurulu başkanları neyi öne çıkarıyor? Diğer yönetici grup neyi öne çıkarıyor? Ya da cinsiyet, yaş grupları gibi ayrımlarda hangi konular onların bu seneki ve birkaç seneki gündemlerinde öne çıkıyor diye baktığımızda CEO'lar %10'unu oluşturuyordu 541 yöneticinin yönetim kurulu başkanı ve CEO seviyesi. %75'i işaretli olanlar istatistiki olarak diğerlerinden gerçekten farklı olan konuları ifade ediyor. Ve diyor ki söylediğimizle yaptığımız arasında tutarlılık olmak zorunda. Bu bizim için gündemdeki en öncelikli konu olacak diyor. Ve yine bir tane daha konuyu sorumluluk anlayışını satın alma ve tedarik zincirinden başlatıp politika ve süreçlerimizde tedarikçilerimize, satın alma zincirlerimize, bütün bunlara, bayilerimize ve ana paydaşlarımıza örnek olmalıyız şeklinde biraz daha diğer gruplara göre bu konuların çok daha önceliklerine gireceklerini ifade ediyor. Kadın ve erkek yöneticilere baktığımızda iki konu sadece farklılaşıyor. Kadın yöneticilerde iş alanlarında olduğu kadar toplumsal ve sorumlulukla ilgili konularda da rol model olan şirketler olmalıyız. Anlamlı olarak farklılaşırken erkek yöneticilerde ticari karlılıktan uzak olarak sorumluluk anlayışını yüksek karlılık kadar önemsemesi olarak çıkıyor. Yani kadın yöneticiler diyor ki biz etrafımızdakileri daha fazla bilinçlendirecek çalışmalar yapmalıyız şeklinde çıkartırken erkek yöneticiler de şunu söylüyor. Eğer hayata geçireceksek biz bunları
ticari karlılık kadar iş hedefinde aynı seviyeye çekmeliyiz şeklinde belirtiyor. Bu bölümü toparlayacak olursak aslında mesaj şu. Hemen tekrar kriterlere geleceğim. Bakıldığı zaman bize söylenen bütün yöneticiler, 541 tane 40'ın üstündeki sektördeki bu yöneticilerin ne yapılacağından ziyade önce nasıl yapılması gerektiğini, odaklanılması gerektiğini söylüyorlar. Dikkat ederseniz icra kurulunda, yönetim kurulunda sivil toplum kurucusu temsilcisi olması, yenilebilir temiz enerji kullanımını tercih etme gibi konular aslında sürdürülebilirliğin uygulamaya davranışa döndüğü noktaları daha fazla ifade ediyor. Öne çıkardıkları noktaya baktığımızda yani buradaki ne yapmalıyız değil, nasıl yapmalıyız tarafını, bunu sözünün arkasında durulacak şekilde, bütün zincirlerimizle birlikte yapacak şekilde, ticari beklentiden uzak ama karlılık kadar önemli olacak iş hedefi tanımına getirmeyi önceliğimize almalıyız diyorlar. Bu olmadığı takdirde bugün bir seferlik, iki seferlik yapacağımız uygulamalar hayatta kalabilme yeteneğine sahip olmayacağı anlaşılmış. Yani sonuçlara ilk etapta şu gözle baktığımızda sıfırlar, düşük puanlar başarıda diye baktığımızda negatif gibi görünen şu tablo aslında çok umut verici bir şey söylüyor. Biz yapacaklarımızdan önce bunun nasıl yapılması gerektiğini önceliğimize alacağız ve sistemleri çizmeye başlayacağız diyor. Peki dedik kanaat önderlerine. Bugüne kadar olanlar ve önümüzdeki birkaç seneyi de düşünerek Türkiye'deki şirketleri sürdürülebilirlik konusunda ne kadar samimi bulduklarını sorguladık ve ondan önce de onu tam olarak sormadan önce de dedik ki bugün yapılanlar sürdürülebilirlikle ilgili şirketlerin saygın olabilmesi için hangi konuları önceliklerine alması gerekiyor diye sorduk. Kanaat önderleri öncelikle özellikle iki konuyu çok ciddi olarak farklılaştırıp öne çıkardı. Bunlardan bir tanesi kurumsal yönetim ilkelerine yani etik, adil, sorumlu, hesap verebilir, şeffaf olma konusu gündemlerindeki en öncelikli konu olmalı. Eğer sürdürülebilirliği samimi, saygın bir şekilde yapmak istiyorlarsa dedi. İkincisi belirgin bir çevre ve iklim politikası olması bu şirketlerin dediler. Yine onu takip eden sosyal inovasyon uygulamaları ve paydaş katılımı politikalarıydı. Başarılı mı peki bugün Türkiye'deki şirketler dediğimizde gördüğünüz gibi müşteri memnuniyeti konusu hariç hiçbir konuda başarılı bulunmuyor. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler bu konularda. Tekrar peki bunlar önceliğe girmeli dediğimiz, bu arada şu noktayı söyleyeceğim, hani aşağıda gördüğünüz az önceki tablolarda da sosyal sorumluluk politikası olması vesaire bu kadar düşük skorlar alıyor. Az önce 500 yöneticide de %7'ye inen sivil toplumdan birinin YK'da olması gibi konular çok düşüktü. Bu önceliklerinde değil mi anlamında değerlendirdiğimizde hayır, bugün bazılarını öne çekiyorlar. Önemini sorduğumuzda bütün konuların bütün yöneticiler ve kanaat önderleri nezdinde önemi, konu ne kadar önemli dediğimizde %70 puanın yani 70 puanın üstünde önem skoru alıyor. Ama hangilerini devreye sokmalısınız dediğimizde bu öncelikler bu şekilde sıralanıyor. Devam ettiğimizde peki samimi mi Türkiye'de sürdürülebilirlikle ilgili çalışma yapan şirketler dediğimizde %66'sı Türkiye'de sürdürülebilirlikle ilgili çalışma gerçekleştiren şirketleri samimi bulmuyorum yanıtı verdi. Sürdürülebilirlik politikası uygulayan şirketlerin CEO'ları yaptıkları çalışmalarda samimi mi peki size göre? Liderler samimi mi dediğimizde %63'ü hayır, CEO'ları da samimi bulmuyorum yanıtını verdi. Peki dedik ne yapmalılar samimi olmak için şirketler, bu kanaat önderlerine, işin içinde olan bugün şirketlerle birebir hareket halinde olan, bunu bütün diğer paydaşlara duyuran medya mensubuna, bu konuda uzman olan şirketlerdeki tepe yöneticilere gibi sorduğumuzda ne yapılmalı önümüzdeki dönemde samimiyeti sağlamak, saygınlık kazanmak için dediğimizde %75 de sürdürülebilirlik politikasına çalışanlarını dahil etmesi ciddi anlamda farklı bir şekilde öne çıktı. Tedarikçilerini, bayilerini, iş ortaklarını yani ana paydaşlarını da bu sistemin içerisinde yönetmeli ve onları da kapsamalı. Üçüncü olarak da artık biraz daha uygulamaları takip etmeyi de sağlayan ana performans göstergelerine bu konulardaki performans dahil edilmeli konusu
ilk etapta yapılması gereken konular oldu. Peki önemi nedir diye baktığımızda az önce bahsettiğim konu, hani öncelikle düşüyor CEO'ya, genel müdüre bağlı olsun komite, komite kurulsun, bunlar GRI ilkelerine uygun raporlansın. Bu kadar düşmesi yapılmayacak anlamında mı? Hayır, değil. Her bir konu önemli ama bugün samimiyet sağlamak istiyorlarsa önce şeffaflığa odaklanacaklar, önce adaletli olacaklar, hesaplı verebilir bir şekilde yönetecekler. Ardından tedarikçi, bayi, yani bütün sistemi de bunun içine kaçacaklar. Çünkü bugün arkasında durdukları marka tek başına kendi şirketiyle yaptığıyla bunu samimi bir şekilde yapamazı çok net ifade ediyorlar. O yüzden de her bir konunun önemli olduğu bu noktada ilk etapta kanaat önderleri de aslında sistemi doğru kurun, önce sisteme odaklanın yapısını, mesajını veriyor. Özetle şunu söylemek istiyorum aslında. Hem iş dünyası profesyonelleri, ki bunlar gerçekten bugün Türkiye'yi yöneten, ekonomiyi ciddi anlamda etkileyen şirket yöneticileri ve bir tarafta da bu konuyla ilgili kanaat önderleri dediğimiz kesim aslında tek bir konuda buluşuyorlar. Bugün ne yapacağımıza değil, nasıl yapacağımızı çizmeliyiz ve bunun altında da özellikle kurumsal yönetim ilkeleri, şeffaflık gibi politikalara odaklanarak hareket etmeliyiz mesajını veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum.